öğrenci açısından ilk başta kötü gibi gözükse de üniversitenin yeterli olduğunu. Fakat mezun olduktan sonra hani şu an ben mezuniyet aşamasındayım. Görüyoruz ki aslında böyle değil. Üniversite tercih döneminde aslında özel ve devlet olarak ben çok kararsız kalmıştım. Özel üniversitelerin teknik imkanları çok daha iyi ve kampüs olanakları çok daha güzelken devlet üniversitelerinde de hasta görme imkanı, çünkü hastanelere gelen hasta sayısı, çeşitliliği ve çok deneyimli hocalar, asırlık çınarlar olmasını göz önünde bulundurunca artılar eksiler benim için çok kararsız muallakta kaldım. Sonra Bezmalem hem özel üniversite imkanları sağlayan hem de hastanesinde vakıf üniversitesi olmasından dolayı hastanesinde hasta çeşitliliği ve hastalarla birebir aslında takip onları imkanımız olduğu için Bezmalem'i tercih ettim. Aynı zamanda Bezmalem aslında ilk sağlık fakültesi. Sadece sağlıkçılardan oluşan bir kampüsümüz ve fakültemiz var. Doktorundan, diş hekiminden, FTR, anestezi uzmanına kadar hepsi aslında Bezmalem'de yetişiyor. Öncelikle benim sıralamam çok arada kalmıştı. Devlet üniversiteleriyle ve vakıf üniversiteleriyle. O yüzden bir seçim yapmam gerekiyordu. Büyük şehirde yaşamak istediğim için özel üniversitelere bakmam lazımdı. İstanbul'da kalmayı tercih ettim. Ve belirli birkaç üniversite vardı diş hekimliği bölümünde iyi olan. Bezmalem de bunlardan biriydi. İmkanları çok iyiydi, laboratuvarları, çünkü diş hekimliğinde önemli olan avantajlar bunlar. Kliniği, hastanesi donanımlıydı. Ben de buna dikkat ederek bu üniversiteyi seçtim. Çünkü Bezmalem Vakıf Üniversitesi tercih ettiğim zaman benim için hem sağlık biliminde bir bölüm okumak istediğim için staj anlamında hastanesi benim için büyük bir fayda sağlayacaktı. Bunun haricinde hastanesinde çok ünlü doktorları var. Gerek akademi anlamında olsun, gerek ülkemizde, gerek dünyada gayet ün yapmış doktorları var. Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde olmama rağmen bu doktorların eğitim alma şansı benim için büyük bir artı. Bunun haricinde okuduğum bölüm itibariyle hastanede staj yapma olanağım diğer üniversitelere göre daha büyük bir avantaj oluyor. Bu yüzden Bezmalem Vakıf Üniversitesi'ni seçtim. Aslında öğrenci kulüpleri bütün üniversitelerde olduğu gibi çok çeşitli sayıda. Doğa kulübünden, gezi kulübünden ya da müzik kulübünden, yardımlaşma kulübünden her çeşit var. Zaten üniversiteyi kazandığınızda dersler başlamadan önce bir oryantasyon dönemi oluyor. Bu oryantasyon döneminde de gittiğiniz zaman bütün kulüplerin standları kurulmuş oluyor. Ve hepsinden gidip bilgi alıp istediğiniz sayıda başvuru yapıp, yani başvuru demeyeyim, üye olup kulüp içinde aktif etki gösterebiliyorsunuz yıl içinde. Aslında aktif olmasının yanında bazen yeteri kadar aktif olamıyor kulüpler. Çünkü bir sağlık üniversitesi ve yoğun zamanları oluyor. Vize ve final dönemleri herkes ders çalışıyor. Kulüpler aktif olamıyor. Maalesef bizim üniversitemizin bir yurdu yok. Ama fakültelerin bulunduğu konumlar itibariyle birçok yerde özel ya da devlet yurtları mevcut. Arkadaşlarım şehir dışından gelenler genellikle özel yurtları tercih ediyorlar. Fatih civarındaki kampüsünün etrafında zaten gerekli yurtlar var. Eyüp Sultan kampüsünün olduğu civarda da özel yurtlar var. Pek devlet yurdu yok açıkçası orada. Ama özel yurtlar arkadaşlarımın işini görüyor. Sultan Gazi kısmı, fakültesi kısmında da çok az bir yurt var. Genellikle kampüsler arası bir geçiş olduğu için hani herhangi ve kampüsler arasında da ringler olduğu için ana kampüste bulunan devlet ve özel yurtlar sizin ihtiyacınızı görür. Okulun yemek imkanları birazcık kısıtlı. Yemekhanesi var. Normal menü olarak alabildiğiniz yaklaşık 12-13 lira civarında öğle yemeği çıkan bir yemekhanesi var. Aynı zamanda kantini var. Kantinde kafe gibi diyeyim. İşte hani daha pizza, dürüm, işte salata tarzı şeyler orada var. Onun haricinde etraftan işte farklı uygulamalar getir vesaire kullanarak yemek sepetinden yemek söyleme imkanlarımız var. Çünkü çapın etrafında aslında çok fazla yer var bu şekilde. Şöyle, sıralamam daha yüksek gelseydi büyük ihtimalle devlet üniversitesini seçerdim. Ama bu kendi üniversitemin
iyiliğinden ya da kötülüğünden değil, hani şehir değiştirmek için seçerdim. İstanbul'da kalmak istemiyordum açıkçası. İzmir'e yerleşmek, Ege Üniversitesi'ne gitmek istiyordum. Ama gördüm ki Ege Üniversitesi diş hekimliğinin de bazı sıkıntıları var. Çünkü gerçekten çok zahmetli bir bölüm ve üniversiteyi seçerken hani kendinizi ne kadar rahat ettirebilecekseniz öyle bir üniversite seçmeniz gerekiyor. Bu yüzden eğer hani Ege olmaz, Ege'yi seçmeyecektim zaten olsa da, ama Ordu'yu seçebilirdim. Bu Bezmalev'in üstüne Ordu'yu yazmıştım sıralama tercihlerimde. O imkanlar bakıldığında Ordu'da güzeldi bir devlet üniversitesi olmasına rağmen. O yüzden Bezmalev'i seçmeseydim Ordu'yu seçerdim ama Bezmalev'den de gayet memnunum. Hani bir üniversiteden beklediğimiz nedir? Yetkinlik, bilgi. Bunları tekrar hani isteseydim Bezmalev'i seçerdim. Çünkü Bezmalev size hani olabilecek bütün bilgiyi, bütün yetkinliği vermeye çalışıyor. Ve Bezmalev mezunu olduğunuz zaman sizi sahada adını kötüye çıkarmayacak bir şekilde eğitiyorlar. Bu bakımdan Bezmalev'i seçerdim. Çünkü anlayışım, vizyonum, misyonu gayet yerinde. Ama hani dediğim gibi bu sosyal özelliklerinden dolayı belki seçilmez. Ama bu benim bir kriterim değil. Benim kriterim bana iyi bir eğitim versin, ben yetkin olayım. Bu benim için önemli. O yüzden yine seçerdim. Ben şu anda üniversitemden çok memnunum. Gerek sağladığı imkanlar, gerek akademik kadrosu, hocalar olsun. Benim yeteri kadar tatmin eden bir okul. Başka okul tercih eder miydim? Hayır, etmezdim. Şu anda mutluyum. İyi yanlarını şöyle sıralayabilirim aslında. Sadece sağlık bölümleri olduğu için sadece o konularda uzmanlaşıyorlar. Sadece o konulara odaklanıyorlar ve daha çok diğer üniversitelere göre daha spesiyalleşebiliyorlar. Konferanslar daha fazla olabiliyor ya da yani sağlıkla ilgili daha fazla bilgiye demeyeyim ama donanıma sahip olabiliyorlar. Çünkü hani mühendislik, öğretmenlik, tıp bunlar hani devlet üniversitelerinde hep toplu olan şeyler. Her birinin fakültesine ayrı gidersiniz. Ama bizim üniversitemize girdiğinizde hep bir laboratuvarda, bütün kampüslerde ya da malzemelerin olduğu yerler, her şey sağlığa yöneliktir. O yüzden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Kötü yanı ise kulüplerden bahsetmiştim. Kulüpler sınav zamanlarında tabii ki bütün bölümler zor ama hani tıp olsun, diş olsun ya da sağlık bölümleri bir daha çok zorlar. Hani en azından herkesin bildiği anatomi dersi diyeyim, örnek vereyim. Daha çok zorladığı için okul bir anda böyle hiç aktif olmuyor. Herkes sürekli ders çalışıyor. Kütüphanelerde kulüpler aktif olarak rol almıyor. Herkes böyle bir sessizlik ve sükunet içinde oluyor. Bu da kötü yanı olabilir galiba. Evet, kesinlikle yeterli geliyor. Bence bizim üniversitemiz bu alanda bütün imkanlarını ortaya seren bir üniversite. Hani ünitelerimiz açısından hani bizim kampüsü, Sağlık Bilimleri Kampüsü ne kadar bir bina diye küçümsesem de içerisinde cidden hani ihtiyacınız olan bütün malzemeler var, bütün aletler var, bütün beceri laboratuvarları var. Hani oradan çıktığınız zaman sizin yetkinliğinizle alakalı hiçbir şüpheniz olmuyor. Bütün üniteler, bütün laboratuvarlar tam. Hani bu kapsamda bir ihtiyacı olduğu zaman bir bölümün tamamen fakültenin, bölümün arkasında oluyorlar. Hani öğrencilerin bütün ihtiyaçlarını bu kapsamda gerçekleştiriyorlar. Yeterli. Zaten laboratuvarların sayısı ya da tıbbi malzemelerin sayısı kendi üniversitemiz için çok önemli. Zaten sağlık üniversitesiyiz. Genelde özel vakıf üniversitelerinde devlete nazaran daha fazla donanıma sahip olabiliyorlar. Ben kendi üniversitemi yeterli buluyorum. Zaten şöyle bir şey de var. Ders işlerken ya da herhangi bir uygulama yaparken bunun sayısı, malzemenin, aletin sayısı ya da hocanın gösterdiği şeyin sayısı çok önemli oluyor. Bu yüzden üniversitenin yeterli olduğunu düşünüyorum. Evet, geçen yıl itibariyle artık akredite bir üniversiteyiz. Akreditasyon ne demek? Bilmeyenler için de şöyle söyleyeyim. Artık uluslararası camiada bir tıp fakültesi olarak kabul görüyoruz. Üniversitemizin burs imkanları genellikle her üniversitede var olan burs imkanları oluyor. Ben mesela ilk dört tercihime Bezmalev'i yazmıştım. İkincisinde kazandığım için bana %10 bir indirim sağlamışlardı. Ondan sonra bir arkadaşım
kardeşiyle beraber aynı üniversitede okuduğu için bu burs imkanından yararlanmıştı. Bunun haricinde başarı bursları oluyor. İlk kaç bine girdiğinizde size bir başarı bursu veriyorlar. Sporcu bursu oluyor. Bu kadar. Normal eğitim sürecimizden başlayayım ben. Biz normalde ilk yıllar preklinik dersler görüyoruz. Daha temel dersler, yani bütün üniversiteler gibi aslında biz de temel derslerden başlıyoruz. Temel dersler anatomi, fizyoloji, histoloji gibi dersler. Daha sonra bir ileriki seviyede mikrobiyoloji, farmakoloji, patoloji görüyoruz. Daha artık hastalıklara giriş yapmış oluyoruz. Bir ilerisinde de zaten klinik dersler oluyor. Direkt branş dersleri görüyoruz. Ben şu anda mikrobiyoloji, patoloji aşamasındayım. Bu eğitim korona sürecinde de benim tam o komitelerime denk geldi. Yani mikrobiyoloji, yani virüsleri aslında bizim öğrendiğimiz komitede bu virüs salgını patlak verdi. Ve biz evlerde kalmak zorunda kaldık. Normalde bizim komitelerimiz oluyor. Bir yılda yaklaşık 6 komite oluyor. Kısa kısa komitelerin işte yaklaşık 6 haftalık komiteler oluyor bunların hepsi. Ve ortasında bir formatif sınavımız, sonunda da bir sumatif sınavımız oluyor. Böylece aslında bilgiler hep taze kalmış oluyor. Çünkü hiçbir zaman bizim salmaya vaktimiz yok. 3 hafta sonra sınav var. Sürekli 3 hafta sonra sınav var. Öyle olunca da aslında bunun hani öğrenci açısından ilk başta kötü gibi gözükse de en sonunda böyle bir 2 aylık ders yükümüz olmuyor. Bu da aslında çok güzel bir şey. Bu korona sürecinde ise bizim önce komite derslerimiz işlendi. Önce ilk bir ay hiçbir şey yapamadık çünkü hocalar hastanede görevliydi. Biz soruyoruz hani hoca nerede? Adam diyor şeye gitmiyor, evine gitmiyor, size ders anlatamaz. Bu yüzden birazcık aksadı bizim ders programımız. Daha sonra online ders şeklinde veya ses anlatımı yükleme şeklinde hocalar bunu telafi ettiler. Önce ders anlatımlarının hepsini bitirdik. En son da komite sınavlarını olmaya başladık. Normalde işte olan formatif kalktı. Sadece sumatif üzerinden sınavlar olmaya başladık biz. Ve hala bitmedi sınavlarım. Bu cuma günü hala bir tane komite sınavım var. Aslında bu bölümden bölüme de birazcık değişebilecek bir konu. Çünkü bazı bölümlerde sadece bölüm değil de üniversiteyi söylemeniz yetiyor. Genel olarak galiba sözel ya da TM bölümlerinde bu geçerli. Çok bilgi sahibi değilim. Sayısalda yani bizim hani tıp, diş, mühendislik gibi şeylerde tabii ki bölüm seçmek daha önemli. Aslına bakarsak ben kesinlikle bölüm derdim bu cevaba. Çünkü sonuçta siz mesleğinizi o okuduğunuz bölümden kazanıyorsunuz ve gelecek hayatınızda siz o bölüm size ne kazandırdıysa onu elinize alıp devam edeceksiniz. Hayatınızda o mesleği yapacaksınız. Tabii ki insan istemediği bir mesleği yapmak istemez. Şöyle de bir şey var. Tabii ki üniversitede önemli ama üniversitenin size bir şeyler geliştirip bir şeyler kazandırması gerekiyor. Üniversite önemli ama önce bölümü seçip sonra o bölümün gerektirdiği imkanlarıyla hangi üniversitede iyiyse o üniversiteyi seçmeniz lazım. Yoksa ben ileride bunu olacağım ya üniversiteyi seçip girmiştim deyip pişman olabilirsiniz.